Manşet Artı'dan herkese günaydın. Bugün 4 Mayıs, evet. Salı, haftanın ikinci günündeyiz. Günü, gündemi ve manşetlere yansıyan gelişmeleri konuşacağız. Yine her sabah olduğu gibi hepiniz hoş geldiniz. Evet, yeniden merhaba diyorum ben kendi adıma, herkese, bizi izleyenlere. Evet, Mayıs ayının 4. günündeyiz. Bugünün manşetleri, geçtiğimiz hafta Cenevre'deydik. Cenevre'de Kıbrıs görüşmeleri vardı ama bu hafta yine artık kendi iç gündemimize döndük. Görünen o ki, ve özellikle siyasetin en fazla odaklandığı nokta seçim konusu. Ara seçim mi olacak, erken seçim mi olacak? Olacaksa erken seçim ne zaman olacak? Bunlar konuşuluyor. Bu konuyu konuşalım dedik bugün. Evet. Ve bu amaçla da Sayın Başkan, Meclis Başkanı şu anda sanırım hattımızda. Evet. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Önder Senaroğlu hattımızda mı arkadaşlar bize bildirirse? Sayın Başkan günaydın. Günaydın efendim. İyi yayınlar. Günaydın Sayın Başkan. Teşekkür ederiz. Evet, Cenevre öncesinde bir erken seçim tarihi konusunu konuşmaya başlamıştık. Cenevre'nin ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz gibi bir durum oluştu. Şimdi bugün bir gazetenin manşetinde de yer alıyordu. Yeni Düzen gazetesinin, Yüksek Mahkeme 20 Haziran'ı önerdi. Meclis yanıt vermedi şeklinde. Sizin de bu habere ilişkin olarak sözleriniz yer alıyor. Hani bir şeyin değişmeyeceği noktası söz konusu ve yani Yüksek Mahkeme Başkanı'yla da ayaküstü konuştuğunuzu ifade etmişsiniz. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu anayasaya dayanarak hani Haziran ayı içerisinde bir seçim yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Peki son durum nedir mecliste? Yani bir erken seçim tarihi kararı çıkabilecek mi? Çıkmazsa bu ara seçim için nasıl bir formül üretilecek? Neler aktarabilirsiniz bize? Şimdi Damla Hanım, işin esası şu. Anayasanın 79. maddesi her yıl belli zamanda ara seçimler yapılır diyor. Bu anayasanın 79. maddesinin kuralıdır. Her yıl bu ara seçimler yapılır. Buna bağlı olarak seçim ve halk oylaması yasasının 14. maddesi de diyor ki bu ara seçimler her yıl Haziran ayında yapılır. Bu da seçim halk oylamasının kuralıdır. Yani şu anda Haziran ayının içinde mevcut anayasaya bağlı seçim ve halk oylaması yasasının 14. maddesine göre Haziran ayının içerisinde ara seçimlerin yapılması gerekir. Bu yasa bunu emreder. Böyle olunca seçim ve halk oylaması yasasının 12. maddesi de diyor ki 2 ay öncesi meclis seçim tarihini belirler, 48 saat içerisinde ilan eder ve 60 gün sonra ya tekabül ettiğin günün bir önceki pazar günü seçim günüdür, oy kullanma günüdür ve Yüksek Seçim Kurulu takvimini açıklar. Böyle olunca, Haziran olunca 2 ay öncesine geldiğiniz zaman Nisan'ın 27'si de en geç bu kararı meclisin alması gerekir. O bakımdan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Hanım dedi ki yani en son tarih 27 Nisan, ancak 27 Nisan'da da ÜSS sınavları olduğu için bunu 20 Nisan olarak uygun olacağı yönünde Başbakanla yazılı bilgi verdi ve bize de dağıtımını yaptı meclise. Tabii meclis olarak ben meclis başkanı olarak benim bir tarih belirlemem veya bir tasarı geçirmem olası değil. Bunun usulü hükümetten bir tasarı gelir, o komiteye gider veya milletvekillerinden bir öneri gelir, o komiteye gider, genel kuruldan komiteye gönderilir, komitede değerlendirilir ve genel kurula gelip eğer yeter sayıda çoğunluk varsa o öneri ve o tasarı için yasallaşır ve ilan edilir. Biz o aşamaya gelemedik. Çünkü ara seçimin yapılmamasını bütün siyasi partiler uygun görüyor. Yani yapılmasını kimse istemiyor. Çünkü neden? Hem bu pandemi koşullarında bir milletvekilliği için seçim yapılması bütün ülkeyi sandığa götürmek çok doğru değildir.
İkincisi, bu ekonomik krizde yaklaşık Maliye'nin söylediği 10 milyon TL'lik bir kaynağa gereksinim vardır. Üçüncüsü de zaten bir milletvekilliği seçimi için ara seçimin yapılması neticesinde bu kadar hem pandemi hem ekonomik külfetin ötesinde meclis aritmetiğini de kim kazanırsa kazansın, iktidar da kazansa, muhalefet de kazansa meclis aritmetiğinde etkili olacak bir değişim ortaya çıkmayacak. Bu bakımdan şu anda bütün siyasi partilerin görüşü bir milletvekilliği için ara seçim yapılması tarafında değillerdir. Yani yapılmaması gerekir. Burada hemfikirlik vardır. Ancak bu anayasaya ve seçim ve halk oylaması yasasına göre ara seçimin yapılmaması için bir yıl zarfında bir tarihte genel seçimin yapılacak olması ancak ara seçimi ortadan kaldırır. Yani ara seçimi hükümet ve muhalefet şu anda sanıyorum Aralık ayında ertelemeyi düşünüyor. Haziran'da yapılması gereken ara seçimin Aralık ayında veya Kasım ayında orada bir sıkıntı yok. Onu oraya ertelemeye de bir sıkıntı yok. Ancak o tarihten bir yıl zarfında ya ileri ya geri bir yıl içerisinde genel seçimin de yapılması gerekir ki Aralık'taki ara seçim yapılmasın. Burada iş ayrılığa düşüyor, fikir ayrılığına düşüyor. Hükümet diyor ki genel seçimi 2022'nin Nisan ayında tasarı yaptı, meclise gönderdi. Muhalefet de diyor ki Ağustos 2021'de erken seçim yapılsın, genel seçim. Ve bunlar da bir öneri yaptılar, meclise gönderdiler. Hem hükümetin gönderdiği tasarı Nisan 2022, hem muhalefetin gönderdiği Ağustos 2021 tarihli genel seçim için öneri, ikisi de mecliste ivedilikleri alındı ve komiteye gitti. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yok herhalde. Yok. Zaten bundan sonrası esas konu, evet, Sayın Başkan. Şimdi buraya kadar işin bu nokta, bundan sonrasıdır önemli olan. Evet. Çünkü bu hükümet döneminde, hükümet kurulduğu zaman ve mecliste divan oluşurken ve buna bağlı olarak da komiteler şekillenirken Maliye Ekonomi ve Plan Komitesi dışındaki diğer bütün komiteler eşit sayıda oluşturuldu. Yani iktidarın sayısı, örneğin Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'ndeki bu seçimle ilgili yasa tasarısı ve öneri Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nde görüşülecek. Sayı 3'e 3'tü. Hükümet 3, muhalefet 3. Yani bu çok ender oldu tarihimizde. Bilmiyorum başka bir dönemde oldu mu. Ama genellikle ve işin tabiatına uygun olan hükümet edenlerin komitelerdeki sayısı bir fazla olur. Bu da nasıl hesaplanır? Yine anayasanın belirli bir maddesine göre grubu bulunan siyasi partiler her 5 milletvekiline bir temsiliyet hesabıyla gidilir. Dolayısıyla UBP'nin 20 milletvekiline 4 tane temsiliyet düşerdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne 2 tane düşerdi. Halkın Partisi'ne de 1 tane düşerdi. Böyle olmuş olsa Ekonomi Maliye Bütçe Plan Komitesi'nde olduğu gibi o komitelerin oluştuğu gün bu şekilde Hukuk Siyasi İşler İdari Komite bu şekilde oluşmuş olsa, hükümetin yani çoğunluğu olmuş olsa bugün bu sıkıntıyı yaşamayacaktık. Şu anda sayı 3'e 3'tür ve komitede hükümet tarafı Nisan 2022 diyor, muhalefet tarafı da Ağustos 2021 diyor. Burada bir çıkmaz var. Yani meclis başkanlığı olarak bizim yapabileceğimiz veya Narin Hanım'a bilgi verebileceğimiz, yani Narin Hanım derken Yüksek Mahkeme Başkanlığı'na bizim bilgi verebilme meclis olarak bir imkanımız yok. Orada tıkandı kaldı. Ha, bunu nasıl aşılır? Bunun aşılma yöntemleri vardır. Mesela bir tanesi bu ilgili yasa tasarısının ve önerisinin ATOK komitede oluşumuyla ilgili hükümetin bir ATOK komite oluşturma çabası vardır. Onun yöntemi ve usulü vardır.
danışma kurulu toplantıya çağrılır. İki defa gelinmezse, üst üste toplantıya katılınmazsa, meclis başkanı direkt onu genel kurula sevk edebilir. Yetkisi o şekildedir. Orada ad hoc komitenin oluşumunu, eğer genel kurulda çoğunluk varsa, hükümetin en azından 26'sı varsa bunu oluşturabilir. Buna muhalefet yine karşı. Bu toplantıları da yaptık Cenevre zirvesine gitmeden önceki hafta. Ancak oradan da bir netice alamadık. İlk toplantıya muhalefet katıldı. Oylama olmadan ara istendi, verdim. Ondan sonra toplantıya katılmadılar. İkinci toplantıyı çağırdım. Yine katılım olmadı. Bu şekilde de duruyor. Ya hükümet, ben kendi başıma meclis başkanı olarak ben kendi başıma hareket edemiyorum. Yani hükümet ya talepte bulunacak, bu ad hoc komitenin oluşumuyla ilgili tekrar bir girişim yapılması gerekir. Veyahut başkanlık divanı toplanacak, yine hükümetin talebi olması gerekir. Ve başkanlık divanında komitelerin sayısının yeniden belirlenmesi ve yeniden şekillenmesi gerekecek diye düşünüyorum. Ve ancak o şekilde bu sıkıntı aşılabilir. Veyahut komitede hükümet ve muhalefet ortak bir tarih belirleyebilirler. O şekilde de olabilir. Yani imkansız değildir ama artık o hükümet edenlerin ve muhalefet edenlerin ortak kararına bağlıdır. Ama bu... Eğer hükümet 2022'de ısrarlıysa, hiç adım atmıyorsa, 2022 Nisan'da muhalefet de Ağustos 2021'de ısrarlıysa ve hiç adım atmıyorsa, bu iş çözülmez bu şekilde. Evet. Yani o kısım, yani daha doğrusu o seçenek çok imkanlı ya daha doğrusu olası gibi görünmüyor. İmkanı yok gibi onun. O iki tarafında uzlaşabilmesi. Yani öyle görüyorum ben de. O zaman yani ben Narin Hanım'la bir tören esnasında ayaküstü konuştum dedim ben geçen gün gazeteci evet. arkadaşa. O da tabii o şekilde yazdı. Yani biz yazılı Yüksek Mahkeme Başkanı'na meclis olarak herhangi bir bilgi verebilme imkanım yok şu anda. Neyi vereyim ki? Vaziyet anlattığım gibi. Bunun hangi bilgisini verebilirim ben Yüksek Mahkeme Başkanı'na? Ne diyebilirim ki? O zaman şu an sanırım sizin söylediklerinizden çıkaracağım sonuç, hükümetin atacağı adımı bekliyor tüm taraflar. Yani ya dediğiniz gibi ad hoc komite konusunda bir adım atacak, meclis başkanlığına ya da divan başkanlığına sunacak. Yahut da komitelerin yeniden teşkili konusunda bir adım talep edecek. Yani şu an için hükümetin atacağı adımı bekleme noktası biraz daha herhalde yakın gibi görünüyor. Tabii yani bir de şu var, kimsenin hakkını yemek istemem. Yani Sayın Başbakan Cenevre'den döndü. Cenevre'ye katılan bütün parti başkanları ve diğer milletvekilleri tümü bu pandemiden dolayı bir süre meclise evet. katılmama kararı aldılar. O yüzden dün meclis çalışması çok kısa sürdü. Başbakan katılamadı. Oğuzhan Asiboğlu katılamadı. Diğer parti başkanları, Cenevre'ye katılanlar, Tufan Bey olsun, Cemal Özgür, Sayın Cemal Özgür olsun, bu arkadaşlar da katılamadı. Dolayısıyla dün meclis çalışması çok kısa sürdü. Dediğiniz gibi yani hükümetin adım atması için yani Cenevre'den dönüldü ama şu anda çok da mecliste katılamadıkları için bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani 3-5 gün geçsin bakalım, inşallah herkesin testi negatif çıkar. Bir sıkıntı olmaz pandemi konusunda ve kaldığımız yerden devam edeceğiz herhalde. Komitelerdeki temsiliyet sayısında bir değişiklik olabiliyor mu? Şimdi Damla Hanım, olabilir. Divanın toplanması lazım ve divan buna karar vermiş lazım. Tabii yine toplanamazsa divan iki defa arka arkaya, ben meclis başkanı olarak yetkim var o zaman iş gücü kuralları çerçevesinde, bu konuyu genel kurula getireyim. Tabii genel kurulda hükümetin 26'sı varsa bunu değiştirebilir ama yani şu, kimse de yanlış anlamasın. Yani elinde 26 var diye yasa dışı bir şey yapacak değildir. Çünkü anayasanın bana meclis hukukçularının verdiği bilgiye göre anayasanın bir maddesine göre grubu bulunan siyasi partiler ve 5 milletvekiline bir temsiliyet öngörmektedir. Dolayısıyla
20 milletvekili olan Ulusal Birlik Partisi'ne 4 temsilciye düşer. Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne 12 milletvekili olduğu için 12/5 2.4. Eğer bu 2.5 ve üzeri olsa 3'e tamamlanırdı. 2.5'ün altında olduğu için 2. Aynı şekilde Halkın Partisi'nin de 6 milletvekili 6/5 1.2 o da 1 yapar. Yani netice itibariyle Ulusal Birlik Partisi 4, Cumhuriyetçi Türk Partisi 2, Halkın Partisi 1 temsiliye kalması gerekir. İşin doğrusu bu. Yasal boyutu bu. Ama ben meclis başkanı olmazdan önce yeni oluşan divan oluşmadan Sayın Teberken Uluçay'ın başkanlığında komiteler oluştu. Yani o ayrıntıya, o polemiğe girmek istemiyorum. Neden öyle oldu? Onu beni bağlamaz yani orası. Ama o gibi işler yanlış oldu. Yanlış olduğundan dolayı şu anda her şey tıkanmış vaziyettedir. Eğer bir hükümetin güven oyu almışsa 26'nın üzerinde de sayısı varsa iktidarda demektir. İktidarda olan bir siyasi iç hükümet edenlerin komitede iktidarı yoktur şu anda. Yani komitelerde söz sahibi değildir. Yani nasıl iktidardır? Yani işin mantığının tabiatına aykırı bu iş. Onun için tıkanmış kalmıştır. Peki adımı kim atacak Sayın Başkan? Az önce konuştuk. Yani meclis mi belirleyecek seçim tarihini yoksa Yüksek Seçim Kurulu meclis belirlemiyor deyip devreye girebilir mi? Siz meclis başkanı olarak, Cumhuriyet Meclis Başkanı olarak bu konuda nasıl bir görüşe sahipsiniz? Yani bana göre yani hukukçulardan tabii ben kendi başıma hiç karar vermem. Yani bütün konuları meclisteki hukukçu arkadaşlara sorar danışır da yaparım. Ben çünkü hukuk uzmanı değilim. Hukukçular diyor ki meclis tarih ilan etmeden önceki yasa da onu söyler. Yüksek Seçim Kurulu takvim açıklayamaz. Evet. Yani mutlaka meclisin açıklamazsa meclis ne olur diye sordum. Öyle bir kural da yoktur hiçbir yerde ne olur. Döner arkadaşlar bana derler ki rahmetli Gelbasan trafik kazasında kaybetti. Allah rahmet eylesin bu vesileyle 2002 yılında ara seçim olması gerekirdi yapılmadı ve hiçbir şey de olmadı. Yani şimdi tabii o zaman belki muhalefette ara seçimin yapılmamasını veya öyle bir şey yoktu, talep yoktu. Ama şu anda muhalefet erken seçim çağrısı yapar. Yani durum o günkü gibi de değildi, daha farklıdır. Yani hiç kimse ya da şöyle söyleyeyim, bütün taraflar hemfikir olsa tamam ama öyle değildi olay. Yani şimdi kimisi hemen yıldırım seçim diyor, Ağustos'ta seçim diyor muhalefet özellikle. İktidar da diyor hayır 2022'de seçim. Böyle bir durum olduğu için bu anayasanın da seçim halk oylamasının koyduğu kurallar çerçevesinde kısacası hükümetin ya ATOK komiteyi kurma yönündeki iradesine devam edecek veyahut komitelerdeki çoğunluğu sağlayıcı yönde teklifte bulunacak meclis başkanlığına. Yani bunu konuştuk biliyorlar ama dediğim gibi Cenevre çıktı. Cenevre'nin sonrasında işte 3-5 gün neyse bir izole durum var. Bunun akabinde önümüzdeki hafta herhalde bu konu tekrar gündeme gelecek. Sayın Başkan, şimdi seçim tarihine ilişkin yasa tasarısı ve önerisi Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'ne gitti ama orada eşitlik var, 3-3 eşitlik var. Bu da biraz düşündürüyor, daha doğrusu fazla düşündürüyor herkesi, konuyla ilgisi olan herkesi. Ama seçim yasası, seçim ve halk oylaması yasası ki tüm siyaset bu yasanın elden geçirilmesi gerektiği ki aslında Yüksek Seçim Kurulu'nun da bu yönde görüşleri var, ortaya koymuş olduğu Sayın Başkan'ın sıklıkla. Bu yasa da yanlış bilmiyorsam Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'ne mi gidecek seçim yasası değişmesi için? Tabii bu seçim sistemiyle ilgili kısmıdır bu. Yani biliyorsunuz son milletvekili seçimi tek bölge, bütün Kıbrıs tek bölge. Eskiden her 5 bölgeydi, şimdi tek bölge oldu. Ve bu sistemden Yüksek Mahkeme Başkanlığı da açıkladığına göre
Yani çok karmaşık bir yöntem. Oy sayımı birkaç gün sürüyor. İnsanlar perişan oluyor ve bu sistemin mutlaka değiştirilmesi yönünde. Tabii bütün siyasi partilerin bu konuda yok olduğu gibi kalsın yönünde bir tutumunu görmüyorum. Yani mutlaka bazı değişikliklere uğraması gerekir şeklinde lobide, sohbet anında bütün partiler bunu dillendiriyor. Ama şu anda bu sistemin, seçim sisteminin nasıl olacağı, seçim zaten bu 2022 mi, 2021 mi, bu netleşse, belli olsa, bunun hemen akabinde seçim sistemiyle ilgili tartışma ortaya çıkacak. Evet. Bütün partiler tabii yetkili kurullarında görüşüp değerlendikten sonra her siyasi parti tavrını ortaya koyacak ve belli bir noktada da umarım uzlaşılacak. Tabii dediğim gibi şu anda 3'e 3'te yine bir zıtlaşma olursa, ki 3'e 3 zaten gitmiyor. Buna mutlaka hükümet bir çare bulması gerekir. Yani seçim sistemi bunun sonrasında konuşulacak. Ama mevcut yapıya baktığımızda, yani hiçbir şey değişmediğine bakarsak, eğer öyle kabul edersek, seçim yasasında da bir tıkanıklık olabilir şu anki yapıya göre. Yani onu çok sanmıyorum. Yani mutlaka bir uzlaşı olur mu orada? Evet. Seçim sisteminde bir uzlaşı bulunur diye düşünüyorum. Yani netice itibariyle tabii 3'e 3 olduğu zaman şimdiki durum ortaya çıkar. Ama hani bu sistem geçerken, mevcut şu andaki 3-4 yıl önce kullandığımız sistem hayata geçerken, o günkü komitelerde hükümet eden kimseydi, yine çoğunluğu vardı. Ama bir yerde uzlaşıldı. Yani bütün fikirler harmanlandı ve bu yasa ortaya çıktı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani hükümet edenler bir fazla olduğu zaman ille de her konuda çok katı olmazlar. Hani seçim sistemi herkes ilgilendirir ve bütün ortak payda da buluşulur günün sonunda. Ama bu seçim tarihi konusunda esneklik yok kimsede. Yoksa seçim sistemi mutlaka hükümetin komitede çoğunluğu olsa da olmasa da bir noktada buluşulur diye düşünüyorum. Evet. Ama bu seçim tarihi konusunda öyle bir şey ki, yakın da değil. Yani muhalefet ve iktidarın önerisi ikisinin de, birisi Ağustos 21, birisi 2022 Nisan. Bu bakımdan bilmiyorum, işte yani sıkıntı burada, söylediğim gibi. Evet. Peki Sayın Başkan, çok teşekkür ederim size ben programımıza katıldığınız için. İyi yayınlar dilerim. İyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Evet, kilitlenmiş gibi görünüyor şu an itibariyle. Seçim tarihi konusunda, evet, seçim tarihi öyle bir durum söz konusu. Kilitlenmiş gibi görünüyor. Bakalım nasıl bir çözüm, evet, olacak. Tabii yani, az önce Sayın Başkan da işaret etti. Yani meclis kararı almadan Yüksek Seçim Kurulu'nun takvim başlatma etkisi yok dedi Sayın Başkan. Bu, evet, kendi görüşü değil, hukukçulardan, hukuk danışmanlarından alınmış aldığı görüş, onu ortaya koydu. Ha, ilan edilmezse ne olur? Orada da bir muğlaklık var. O da net değil. Net bir şekilde o tarif edilmiyor yasada herhalde. O yüzden meclisin atacağı adım mutlaka önemli, beklenecektir aslında. Birçok kişinin de görüşü bu yönde seçim tarihi konusunda. Zaten Yüksek Seçim Kurulu da buna karşı bir şey söylemiyor ama sonuç olarak işaret ediyor. Böyle de bir Haziran eşiği var. Bunu da bir şekilde meclisin formüle etmesi lazım. Evet, herhalde hükümetin atacağı adımları bekleyeceğiz bu konuda. Evet. Nasıl bir tutum içinde olacak? Olacağını. Aslında az çok önceki açıklamalarından biliyoruz, tahmin ediyoruz ama bunun bir gündem olacağını, olması gerektiğini en azından söyleyelim. Evet. Evet. Geçelim bir diğer konuya. Bu konuya geri döneriz. Döneriz. Ama bir önemli diğer konu daha var tabii. Pandemi devam ediyor. Salgın devam ediyor. Salgınla artık yaşıyoruz. Salgınla birlikte yaşamayı öğreniyoruz. Daha son tam günlerde rakamlar iyi. Rakamlarda, evet. Evet, yani test sayısının yüksek olup vakaların geçmiş haftalara göre düşük olması ve taburcuların da
evet. düzenlemiş olması aslında iyi bir gelişme. Bir şey de şunu müsaadenle eklemek evet. istiyorum. Yani biz şu an ne yazık ki bu çok ülkede de var aslında da rakamlarla mücadele ediyoruz. Aslında salgınla mücadele etmek lazım. İşte rakamlar düştü, oh iyi falan gibi rahatlıyoruz ama sorunumuz bizim rakamlar değil. Rakamlarla mücadele etmiyoruz, salgınla mücadele ediyoruz. Bunu da hiç göz ardı etmeyelim lütfen. Evet. Dünkü rakamları verelim mi sevgili Aziz? Tabii. Dün 9766 test yapılmıştı. 42 pozitifimiz var. Bunların 28'i yeni vaka şeklinde görülüyor. Kabucu sayısı. Önemli iyi. Olan kabucu sayısı 71. Yüksek. Önemli olan rakamlardan biri pandemi merkezinde tedavi görenlerin yine sayısı. Yine 100'ün altına indi. 74 evet. oldu. Daha düşsün. Daha da düşmesini temenni edelim. 5 kişi yoğun bakımda. 502 kişi ise pandemi otellerinde bekliyor. Evet. Diyelim. Bakalım. Belki aşı, belki diğer koşullar, örneğin mutasyonun ters evrilmesi. Çünkü şu ana kadarki mutasyonlar hep bizim aleyhimize bir şekilde gerçekleşti. Zaten bir kere bizim lehimize gerçekleştiğinde artık geri dönüşü olmayacak. Virüs açısından, salgın açısından söylüyorum bunu. Geri dönüşü olmayacak ama şu an için öyle bir durum yok. O yüzden bizler bireysel tedbirlerimize devam edelim. Önem vermeye devam edelim. Ve yine evet, bu konuya bağlantılı bir durum var. Evet. Restoranların çalışma saatleri. Şimdi hafta sonu pazar günü de artık paket servisleri var. Başlamış durumda. Ama bak, gece sokağa çıkma yasağıyla restoranların kapanma saatleri arasındaki sıkıntı biraz evet. zora sokuyor. Sektörü dün mecliste de sıkıntıya sokuyor. Gündeme geldi bu konu. Konuşuldu. Az da olsa Sayın Kudret Özersay gündeme getirmişti. Şimdi bunu soralım. Resmi Başkanı Sayın Salih Kayım telefon attığımızda. Sayın Başkan günaydın. Günaydın sevgili Damla, sevgili Aziz. Kolay gelsin. Teşekkürler Sayın Başkan. Teşekkürler. Sizlere de kolay gelsin. Sizin de işiniz kolay değil, zor. Peki saatlerin bir kez daha düzenlenmesi talebiyle çıktınız. Nedir olmasını istediğiniz ve neden bu değişikliği talep ettiniz? Az önce çok güzel bir şey söyledin sevgili Aziz. Vaka sayılarıyla değil vakalarla mücadele edilmesi gerekir. Ama vaka sayıları da bir gösterge sonuçta. Çok önemli bir gösterge. Bildiğiniz üzere aşağı yukarı 2 ay önce yine bizim önerimizle sağlık üst kurumlarına ve hükümete özellikle dış mekanlarımızdan bırakın işe başlayalım dedik. Açık hava, havalar düzeliyor dedik. İç mekanlarda yarıyı da talep etmedik. 1/3 dedik. Ve uygun bulundu bu talebimiz. Bunun üzerine dış mekanlardan işe başladık. Bir hafta 10 gün sonra da iç mekanların 1/3 bize müsaade ettiler. O günlerde hatırlayacaksınız, bakarsanız geçmiş verilere de vaka sayıları 70-80 civarlarındaydı. Bizim iddiamız, yola çıkışımız o zaman da yine kapatmayın, kapatma yerine açın, yığılmaların önüne geçin iddiasıyla mücadele ettik bayağı uzun bir süre sağlık üst kurumuyla. Tabii daha önce test edilmemiş bir virüsle mücadele ediyor onlar da. Onlara da ben hak veriyorum. Kapatalım, tedbirleri alalım, vakaları düşürelim. Ama bu bence zaman içerisinde yanlış bir uygulama olduğu ortaya çıkmış bir uygulamadır. Çünkü kapatıyorsunuz ama kapatamayacağınız yerler var. Marketler gibi, temel ihtiyaçların alındığı yerler. Oralarda yığılmaları sağlıyorsunuz. Dolayısıyla virüs o yığılmalardan dolayı 70'lerin 80'lerin altına hiç inemiyordu. Bizim önerimiz açın ve insanlarımızı genele yayarak seyrekleştirin ki vakalar da daha az bulaşsın birbirine virüs dedik. Haklı olduğumuz da ortaya çıktı diye düşünüyoruz biz. Rakamlardan yola çıkarak hareket ediyoruz tabii ki. O günden beri yarı yarıya, yarıdan fazla hatta vaka sayılarında günlük düşüşler gerçekleşti. Çünkü insanımız artık adanın genelindeki bütün işletmelere gidiyor ve seyreltilmiş oluyor.
Tabii bedeller ödedi. İşletmelerimiz de bedel ödedi bu süreçte. Halk da bedel ödedi. Hasta olanlar var. Akrabalarını kaybedenler var. Dolayısıyla nasıl davranacağını da insanımız ve işletmelerimiz biliyor bu mücadelede. Vaka sayıları azaldı. Biz de diyoruz ki daha da azaltmak için daha da açılım yapın. Şu andaki verilere göre yine Sağlık Üst Kurulu'nun verileri, bulaş daha fazla evlerde oluyor. Yine biz buradan yola çıkarak diyoruz ki bu bulaşı da azaltmak için gece de açın, pazar da açın. Çünkü insanlarımız bunaldı artık, yani kapalı. Dolayısıyla aileler evlerde bir araya geliyor akşamları. Özellikle pazarları, biliyorsunuz bir mangal alışkanlığı vardır ülkenin. Aileler bir şekilde, sokağa çıkma yasağı var dense bile, bir araya geliyorlar ve dar küçük kapalı ortamlarda, özellikle ev ortamında saatlerce muhabbetler oluyor. Ve evlerden bulaş bize göre bu şekilde oluyor. Ama pazarları açık olsa, restoranlar akşamları en azından şimdilik 23'e kadar, 11'e kadar, tabii bir talebimiz tamamen açık olmasıdır. 24 saat çalışan mekanlarımız da vardır. Onların da açık olmasıdır. Ama en azından birkaç hafta test edilsin diye biz yine diyoruz ki 23'e kadar sabah 7'de sandviççimiz var, tostçumuz var, ciğercilerimiz var, biliyorsunuz kahvaltı için kahvaltı satan yerler var. 7'de açın diyoruz. Akşam da 11'e kadar uzatın ve bunu haftanın her günü böyle yapalım diyoruz. Dolayısıyla evlerdeki yığılmalar da göreceksiniz. Evlerde aileler arası toplanmalar, komşuculuk var, onlar bunlar azalacağı için evlerdeki bulaş da azalacak ve bu 30'lardaki rakamlar çok daha hızlı bir şekilde biz inanıyoruz ki aşağılara düşecek. Tabii bunu bir deneme yapalım, görelim diyoruz. Biz çok iddialıyız ki biz bilim insanı da değiliz, onu da söyleyeyim. Kimseyi de rol çalmaya da çalışmıyoruz bilim insanlardan, onu da tekrar söyleyeyim. Ama gözlemlerimiz bunun doğru olduğunu söylüyor. Açıldık sonra vakalar düşüyor. Kontrollü açıldık sonra tabii. Peki bu talebi ilettiğinizde bir karşılık, olumlu, olumsuz veya tartışacağız gibi bir karşılık aldınız mı? Tabii tartışılacak bu. Biz gerek Sayın Başbakan'a, gerek Sayın Maliye Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza, Ekonomi Bakanımıza da bu yazıyı ilettik. Sağlık Üst Kurulu'na ilettiğimiz. Sağlık Üst Kurulu'nun biliyorsunuz her salı bir toplantısı vardır, değerlendirme toplantısı vardır. Talebimiz bugün o toplantıda masaya gelecek. Evet. Ondan sonra bize bir cevap verilecek tabii ki. Peki şimdi akşam kapanma saatleri özellikle çok fazla konuşuluyor, çok fazla konu oluyor. Yani bu sadece sektörle değil, aslında vatandaşlar arasında da çok fazla konuşulan bir konu ve bizde son birkaç defa gece sokağa çıkma yasağının başlangıç saatleri de değişti. Öne çekildi, ileriye alındı. Bunun nasıl bir etkisi olduğunu konuşalım Sayın Başkan. Çünkü herhalde iş hacmi konusunda, çalışma saatleri konusunda kaç kişinin çalışacağı, işletmede çalışacağı, yani personel açısından planlama yapılması açısından da işletmelere bir belirsizlik olması nedeniyle sıkıntı yaratıyordur diye düşünüyorum ama. Kesinlikle, yani belirsizlik yaratıyor. Hiç bir sebep biz göremeden bir ara biliyorsunuz bir hafta geri çekildi saatler. Buna çok tepki koyduk. Gittik, görüştük, anlattık. Niye böyle olduğunu sorduk. Yani fol yok, yumurta yok. Niye geri çektiniz saatleri? Ertesi hafta onu tekrar düzelttik. Tabii bunlar hep sıkıntı yaratıyor ama bildiğiniz gibi de sektörümüz çok geniş bir yelpazeye sahiptir. Bu yelpaze kahvaltıyla başlıyor. 24 saatlik çalışan çorbacılar falan, yani saat gece 12'den sonra daha ziyade onlar çalışıyor. Bu arada akşamları akşam 8-12 arası meyhane tarzlarımız ve alakart tarzlarımız çalışıyor. Şu anda özellikle 24 saatlikçi çorbacılar ve alakartla meyhane tarzı olan yerlerimiz hiç iş yapamıyor. Havalar
çok güzel, siz de biliyorsunuz. Memleketimiz zaten cennet gibi. Herkes dışarıda çok rahat artık oturabilir. Hepimiz oturabiliriz. Misafirlerimiz de oturabilir. Biliyorsunuz daha önceleri masalar arası mesafe 1,5 metreydi. Devletin Sağlık Üst Kurulu koyduğu bir kuraldı. Biz açılma önerimizi yaparken 1,5 metrede değil dedik. 2 metre yapalım dedik. Dış mekanlarda da uygulayalım bunu dedik ve uyguluyoruz. Dolayısıyla yani söylediğiniz çok doğru sevgili Aziz, personelimizi tutamıyoruz. İş veremiyoruz personelimize. Ha bu hafta açılacak, ha gelecek hafta açılacak diye de cepten boyuna ödemeler yapılıyor. Bildiğiniz üzere devletten de aman aman bir destek. Aman aman değil, neredeyse hiç destek yok. Sosyal sigorta ihtiyaçtan da ödemeleri, elektrikte bir teşvik uygulaması hakkı kazanmıştık. Bu dönemde devletimiz maliye maalesef Kıptaki ödeme yapamıyor diye, o teşvik de uygulanmıyor kaç aydır. Biz elektrik faturalarımızı da tam ödemek durumundayız şu anda. Dolayısıyla biz hem sağlık açısından hem ekonomi açısından bu açılmaların hem bizim ekonomimize, işletmelerin hem de devletin kasasına fayda getireceğine inanıyorum. Herkes iyi kötü sosyal sigorta ihtiyaç sandığını yatıracak, iş yaparak kadere vergilerini yatıracak, Kıptaki olan elektrik faturasını ödeyecek. Yakında yani işletmelerimizin çok büyük bir oranı bunların hiçbirini yapamaz duruma gelecek. Şu anda da zaten hali hazırda yapamayan arkadaşlarımız vardır. Bu mükellefiyetlerini yerlerine getiremiyorlar. Yani devlet de kazanmak istiyorsa sağlığımızı da bozmadan, hatta sağlık açısından biz inanıyoruz ki daha da iyi olacak kontrollü açılış. Yani 2 metre mesafeleri bırakarak dış mekanlardan başlayarak 1-2 hafta saat 11'e kadar deneyelim. Her şey yolundaysa inşallah 24 saatliklerde açalım talebimiz var bizim. Bakalım talepleriniz nasıl karşılık bulacak? Nasıl cevap gelecek? Nasıl bir cevap geleceğini merak ediyoruz. Tabii bugün Sağlık Bakanı'nın katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklama da vardı. Yani bu şekilde gitmeye devam ederse Haziran ayında tüm sektörleri yavaş yavaş açmaya başlayacağız diye, ama Haziran'a daha önümüzde bir... Evet. Yani Haziran için bile Sayın Bakan'ın yavaş yavaş demesi biraz talihsizliktir diye düşünüyorum. Yani... Haziran'a daha bir ay var. Bu bir ay bizim için çok önemli bir zamandır. Artık tahammülümüz kalmamıştır. Bir ay bekleyecek bir durumumuz yoktur. O Sayın Bakan'ın söylediği, benim bildiğim kadarıyla ülkeyi tamamen turizme açmaktan bahsediyor. O konuda zaten Haziran'a sarkmamalı. Mayıs ayının ortası sözü vermişlerdi. O sözlerinde bence durmalılar. Onun için mücadele etmeliler. Daha doğrusu ülkenin de artık açılmaya, turizm alanında tam bir açılmaya ihtiyacı vardır. Bunun için onlar yoğunlaşmalı. Biz de bu arada açılımlara, ülke içindeki mesleklerin, sektörlerin açılımını bir tamamlamamız gerekir. Mayıs 15'e kadar en geç diye düşünüyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Çok size. Teşekkürler Sayın Başkan. Size de kolay gelsin. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Evet. Diyelim. Nokta koyalım. Bugünlük bu kadar olsun. Ama yine... Yeni gündemlerle karşınızda olacağız. Yeni gündemle mevcut gündemin farklı devamıyla, boyutlarıyla belki de bilmiyoruz tabii, evet, ki. Zaman bize ne getirecek? Zamanı hep birlikte tüketiyoruz. Zamanı hep birlikte yaşıyoruz, harcıyoruz ve o bizi bir yerlere götürüyor. Biz zaman içerisinde belki bir yere, evet, gidiyoruz. O ayrı bir tartışma konusu ama görünen o ki manşetler yavaş yavaş belirlenmeye başlandı. Bu Brüksel, Cenevre sonrasında. Yine iç konulara döndük, iç konulara odaklandık. Odaklanmamız da lazım çünkü önemli bir süreç var bizi bekleyen, tüm dünyayla olduğu gibi bizi bekleyen önemli bir süreç var. Sağlık, ekonomi, bunlar iç içe geçti. Bizde biraz da siyasi konu var, gündem var. Seçimle birlikte seçim tarihi belirlememiz de gerekiyor. Yapacak çok iş var. O yüzden herkesin bu konulara yoğunlaşması gerekiyor. Öyle de olacağını düşünüyoruz. Bakalım yarın manşetler bize ne getirecek, bize ne taşıyacak? Evet, saat 10'da yarın saatler 10'u gösterdiğinde yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.